İyi sabahlar sevgili seyirciler, medya dünyasına hoş geldiniz. Levent Tüzemenle sabahı açıyoruz. Hoş geldin Levent abi. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Dün Harikun. iki tane maç vardı abi. Gerçekten iyiydi. İki maç da güzeldi. Ee, belki Beşiktaş Başakşehir'in ilk yarısı için e, aynı şeyleri söyleyemesek de ikinci yarı daha iyi bir maç izledik abi. Adana Demir Trabzon zaten her saniyesi her dakikası konuşulması gereken bir maç. Şöyle bir iki maça dair bir paragraf rica edeyim senden. Sonra gazetelere bakarız. Ben iki maçı da izlediğimde Beşiktaş maçından çok ciddi bir keyif aldım. Bir defa Başakşehir bir sistem takımı olmuş. Yani Emre Belezoğlu ve ekibi mükemmel bir takım yaratmışlar yani. Pas oyunuyla baskı yiyeceklerini bildikleri için pas arkadan pas yaparak savunmadan çıktılar ve o direnci kırdılar. İlk defa Beşiktaş bir rakibe karşı önde baskı uygulayamadı. Ve Emre Belezoğlu'nun sadece kendi takımını organize etmemiş Beşiktaş'la da ilgili çok ciddi analiz yapmışlar maçtan sonra. Söyle zaten Beşiktaş pas oyununu yapan bir takım değil. Çok çabuk direkt kaleye giden, uzun toplarla giden, kenarlardan sıfıra inip orta yapan bir takım. Yani kenar ortaları etkili olan bir takım demiş. Bu bir analiz doğru analiz ve bir şey daha söyledi Emre. Hoca dedi ki e, biz Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da oynadık dedi. Bu ilginç. Yani daha güçlü takımlarla oynadık dedi. Enteresan bir açıklama olarak geldi bana. E, ama Beşiktaş mesela rakip kale içerisinde çok pozisyon buldu gibi görünse dahi bu pozisyonların çoğunu Başakşehir kabullendi zaten soğuma anlayışıyla. Yani çok bekledi. Ferman. Bekledi. Tabii yani bekledi. Ve topla çıkarak e, hücumda etkili olmaya çalıştı. O golü bekledi. Yani bence e, yenilen gol hem defansif bir hata, hem de e, kaleci hatası. Yani o kadar kapatacak Ersin neden oynamıyor mesela? Şimdi. Bilmiyorum işte. Mesela yabancı hocaların bu tür takıntıları var. Neden kızdılar Ersin'e? Yani niçin böyle bir tepki koyuyor? Bugünkü stratejik bir maç, acaba Başakşehir maçı. acaba sözleşme uzatılıp yani ile alakalı. Yani cezalandırarak onunla? kimi cezalandırıyorsun? Beşiktaş cezalandırıyorsun. Olur mu? Ben soruyorum sadece. Bildiğim yani. bir şey yok. Bütün maçları her kaleci oynayacak dediğin halde eğer Ersin oynamıyorsa, Emre oynuyorsa ben Emre kötülüğünden demiyorum ama bu çok stratejik bir maç. Çünkü rakip takım yenilmemişler. Öyle değil mi? Çok etkili oynuyorlar. Avrupa'da başarılılar. Dışarıda Macar takımına fark yapmışlar. Macar takımı değil. Şey, İskoç. İskoç takımına fark yapmışlar. Şimdi çok net söyleyeyim. Böyle bir takıma karşı yani ideal oyuncularla oynamak, bu maçın atmosferini kaldıracak oyuncularla oynamak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Mesela e, hata yaptı ne Necip'i çıkardı değil mi? Doğru. E peki seni kenardan kim alsaydı? Sen niye Muleka'yı çıkardın? Etkili oynuyordu. Muleka yorulmadı. Oyun içerisinde vardı. Ve üstelik Vegors'a da iyi bir uyum sergiliyorlar. Haftalardan beri gol atan bir oyuncu. Yani Muleka'nın çıkmasına bir ihtiyaç yoktu ki. Tamamen şov yaptın sen bu maçta Muleka'yı oyundan alarak yani. Bir de kart da gördü. E görsün canım sorun değil. Yani her oyuncu kart gördüğü Vay zaman hoca hoca e tamam ya yani, ne sinirlen ne alkışlıyor. Niye alkışlıyorsun? Alkışın ikinin sıradan kırmızı olacağını bilmiyor musun? Yani kendi hatasını örtmek için bak şimdi bu çok yanlış bir şey. Sen bunu herkes tabii ki genel konuşmuştur. Bir oyuncu bu Beşiktaş'ın kaptanı ya Beşiktaş'ın kaptanı Necip değil mi? bantı var. Çocukluktan beri bu takımda oynuyor. Yıllardan beri başka bir kulübe gitmemiş. Her teknik direktör geldiğinde Necip'ten vazgeçmemiş. Joker olarak görev yapmış. Sağ beklemişsin oynamış. Ön libero demiş stoper. Nerede oynatırsan oynat. Bir, sen Talha'yı niye aldın Adana Demir Stoper orijini olduğu için. Tabii. Değil mi? Tabii. Türk mü? Türk. Yerli. Necip Türk mü? Türk. Yani yerli mi yerli. O zaman sen talayla başla. Hı. Bunun kompleksi yok. İşte bak çok basit bir şey. Aynen, tayfur'u da attı ama o da... Fark etmez. Ya Adana Demir Spor Trabzon'a ilk maçında kimi oynattı? Emre Akbaba'yı. Akbaba'yı. Geldi ayağının tozuna Galatasaray'dan çıktı. Adana Demir Spor'a gitti. imza attı ve maça çıktı. Bravo. Ve golün de pasını verdi biliyorsun. 11'de. Başladım. E tamam şimdi başladı. Şimdi soruyorum ben sana. E, vareden İsmail nedir? Ne yapmak istedin? Talay'ı sonra diyorsun ki kaptanını çıkarıyorsun. Taraftarın kucağına atıyorsun. Bunun yüzünden gol yedik diye. Gol yediğin süreden sonraki senin gol atabilecek bir süren var. Sen niye geliştirmiyorsun o zaman oyunu? Ne hücum organizasyonunu farklı bir noktaya getirmiyorsun? Yani bak doğru söyledin, böyle doğru söyledin abi. Dün hakikaten Akbaba çok iyi oynadı. Evet. Yani genelde hazırdı böyle... da zaten abi yani. E, abi maç... canım hazır Oynamıştı olan bir oyuncu. Yani. Ben bu fantezileri anlamıyorum hocaları. Yani genel anlamda gelen oyuncuları oynatmıyorsun. Mesela Abdullah Avcı'nın Kopenhag'da Barda ve Bardi, Bardi ve Bartır'ı oynatmaması. İkinci yarı oyuna sokuyorsun. Madem ikinci yarı oyuna girecek, kafadan oynatacaksın. Yeni transfer etmişsin, bunu ihtiyacın olduğu için bu oyuncular almışsın. O zaman oynatma dedim. Ben bu yüzden sadece yerli hocaları eleştiriyordum ama Valen İsmail üstüne bu işin şey oldu krem oldu. Ya böyle bir şey olur mu? Muleka'yı oyundan çıkarıyor. Üstelik şey evet. Talha Tanuçta tayyip Talha da hazır. Hazır o evet. da hazır abi. Evet yani. geldi Adanaspor'un bir... Bir hafta oynadık. evvel Adana Demirspor oyuncusuydu. Tabii. Yanlış mı? Doğru doğru. E şimdi böyle bir oyuncu varken sen onu çıkarıp koyuyorsun. Seni sorgulamazlar mı niye başlamadın diye Talay'la? yabancı olsa başlamaz. Kontenjan yetmiyor dersen ki yetiyor Beşiktaş'ın. Yetiyor. Başlama. Bu maçın e, sen milli takıma kadar uzanmış bir kaleci yok ediyorsun. Genç Emre'yi ne donladı? Ateşin içine atıyorsun. Yedi golde de hatalı. Kapattığı köşeden golü yedi. Ya olur mu öyle şey? Daha uzanabilirdi. Levent abi gazetelere bir bakalım mı abi? Bakalım. Şimdi foto maçla başlayalım. Foto maç ana sayfasını bölmüş. Bir tarafa kartal düştü, bir tarafa fırtına yıkıldı. Başlıklarını kullanmış abi. Ee, Weghorst'un bir fotoğrafı var orada. Ee, Mavi şimşekler coştuğu ee, Weghorst'un fotoğrafının hemen yanında da arkasında da hoca var. Tabi burada e, İkardiye 750 bin TL e, haberi var ki onu programımızın son bölümünde Levent abiyle Dursun Başkan'ın açıklamalarını Levent abiyle elbette değerlendireceğim. İşte ekrana da geldi zaten Kartal düştü fırtına yıkıldı e, sevgili seyirciler Trabzonspor gol değerlendirilmesinde 96-4'te yediği golle Adana Demirspor'a 3-2 yenildi futboluyla hayal kırıklığı yarattı. Bunu da ayrı zaten konuşacağız. Şimdi gazeteleri şöyle ben bir nefes okuyayım da abi senin de eklemek istediğin bir şey varsa mesela e... Trabzon maçıyla bir şey söylemedim. Söyle abi. Tek taraflı bir oyun oldu. Nasıl? Adnan Demirsoy çok baskın da oyun içinde. Çok iyi oynadı. Müthiş fizik olarak Trabzon'un çok önündeydi. Pozisyon zenginliği, top kapma, Taraftarıyla yani bütün bütünlük, hücum organizasyonları. Bak o da mesela hata yaptı. O da maçı kaybedecek bir aşamaya geldi Montella. Bir anda rakip takım için Trabzonspor için tehdit oluşturan 3 oyuncu aynı anda çıkar mı ya? Emre Akbaba, Yusuf ve Onyekuru çıkar mı bu oyuncular? Bak ben antrenör olsam sakatlanmadığı sürece hiçbir sıkıntı olmadığı sürece Onyekuru'yu çıkarmam ya neler yaptı ya? Neler yaptı? Tek başına esir aldı e, Trabzonspor olmasını neler yaptı ya? Çok iyi oynadı. Onyekuru performansında Yusuf olsa <laughs> mesela Yusuf'un yerinde geçen seneki Yunus ellerinde olsaydı fark olurdu maç. Ciddi söylüyorum. Yusuf öyle becerili bir oyuncu değil. Koşan dağınık bir oyuncu. Yani Yus finali olmayan bir Yusuf oyuncu. Yusuf Sarı. Evet hiç yani nerede? Rize'de oynamış küme düştü. Sen Rize'nin katkı olmamış. Yani bence zaman kaybı. Bak söyleyeyim sana. Ya e, elinde yok diye çabuk oyuncu diye kullanıyor. Çok fazla bir şey yok bu işte. Ama ben öbür tarafta mesela Yunus gibi oyuncusu olsa fark ederdi. Onyekuru neler yaptı ya? Ya yani bir adam arka arkaya kaç tane deparattı Sadece maç içerisinde bir istatistikleri mesela top kapma şu var bu var diye bahsediyoruz. E şimdi bir şey söylüyorum. Bir de oyuncunun kaç depar bir bakacaksın. Kaç defa sprint yapmış. Bir bak Onya Kuruya öldürdü ya. Bartrey'i öldürdü. Ee, Takım içine evet, girdi evet, çıktı. Yani evet. buna bunu şimdi Abdullah Hacı gibi üst düzey bir teknik direktörü bir takımda da görev yapmış, şampiyon olmuş bir hocanın Üstelik Fenerbahçe maçını izlemiş bir hoca olarak söylüyorum. Onye Kuru gibi bir oyuncuyu ya önlem düşünememiz, savunmayı önde kurması ne kadar tehlikeli ya. Ne kadar tehlikeli. Kadıköy'deki maçı diyorsun. E tabii Fenerbahçe Adana Demirspor maçına baktığınız zaman Onyekur tek başına mücadele etti. Öyle i̇ki öyle. Tane, yani golde iki golde de o var biliyorsun. Fanatik'e bakalım. Şimdi Fanatik'te e, gerçekten sayfa sekreteri arkadaşım güzel düşünmüş. Yani orada bir mesaj var. Mesaj hani bir e, utanma e, fotoğrafı. ama velakin, amma velakin ve e, Abdullah Hoca hani yüzünü kapatmış. Aşağıda e, Beşiktaş kısmında biraz aşağı indir gazeteyi Bora. Valerian İsmail var. Acaba Valerian'la yer değiştirebilir miydi ha, o? Çok doğru bir şey. Bak ben mesela fotoğraf Levent abi. Sayfası ne diyorsun? olsaydım seni tebrik ediyorum. Eee valerani İsmail yukarı alır iki hocanın halini ortaya koyardım. Ben hani eleştiri i̇kisi yapmadım. De, Arkadaşımın ikisi emeğine maça saygısızlık... doğru dokunuşlar yapamadılar. Arkadaşıma Bak. saygısızlık yapmak istemem. Hayır, tamam. Sayfa seklettim. Burada ama olabilir bu ya, orada masada bu bunu yaparken, işte. bunu masada bunu yaparken birini söylemesi lazım.